Dünyanın her tarafında katliam varken, Filistin'de, Türkistan'da katliam varken öyle bir zamanda bu gibi büyük hadiseleri bir kenara bıraktırıp bize evrimi ve Hazreti Ayşe'yi tartıştıran ve kendi içimizdeki hamiyetimizi parça parça getiren bu fikrin bizim üzerimizde hakim olması durumunda yapacağı katliamın, yapacağı rezaletin haddi hududu yoktur. Bizim inancımız, bizim ecdadımızın inancı, bizim kültürümüz, bizim geleneğimiz, bizim var olmamızın nedenidir. İnsanlarda eğer ahirete iman yok ise ahlak gerçekleşmez. İnsanlarda ahlakın olabilmesi için, başkansa insanlar için zahmete girebilmesi için o insanın hesaba çekileceği fikrinin, hesaba çekileceği imanın olması gerekir. İman yoksa insanda, ahirete iman yoksa insanda ahlak sadece lakırtıda kalır, sadece kelimede kalır. Hiç kimse demez ayranım ekşidir. Daima sureti haktan görünür. Evet dünyada insanların saadetini sağlayacağını iddia eden birçok görüş ideoloji var. Bunların geçmişte yaşadıkları ve insanları yaşattıkları tecrübeler var. Evet, kanser mikrobu gibi insanların arasına sirayet eden ateizm, vaktiyle dünyada geçen yüzyılda çok büyük milletlere, devletleri tesir altına almıştı. Şimdi özgürlük ve eşitlik gibi veya hürriyet gibi veya adalet gibi birçok güzel söylemin arkasına sığınan o ideolojilerin geçmişte yaptıklarına bakınca gelecekte ne yapacaklarını da anlamak çok zor değildir. Rusya'ya, Rusya'ya hakim olan ateizmin yaptığı herkesin malumudur. 50 milyon insanın 50 50 milyon insanı katletmek, 50 milyon insanı soğun bile Sibirya'ya sürüp orada katletmek, onların insan hakkındaki düşüncelerini, insanı sadece ruh ruhsuz et yığını olarak görmelerinin e nasıl bir mantıkla hareket ettiklerinin açık bir göstergesi. Aynı hadise ateizmin milletler ele geçirmesi aynısı Çinde de gerçekleşti. 72 milyon insan işkenceyle öldürüldü. Dünyada hiçbir ideoloji yok ki insanlar için kendi metodunu insanların takip etmesinin kendi ideallerine göre insanların yaşamasının insanlar için daha uygun daha saadetli, daha güzel günler ifade edeceğini söylemesi. Bu bütün görüşler, bütün ideolojiler için böyledir. Fakat ideolojinin hakikaten ne olduğu onun yaşantısıyla, yaşamasından anlaşılır. Hz. Peygamber aleyhisselam Mekke'ye girdiğinde hiç kimsenin canına dokundurtmadı. Müslümanların, yüz bin Müslümanı katleden Haçlıların elinden Kudüs alındığında Müslümanlar hiç kimseyi katlettirmedi. İstanbul fethedildiğinde Fatih hiç kimseyi katlettirmedi. Osmanlı Avrupa'yı fethettiğinde hiçbir millete katlettirmedi. Gelin görün ki insanı ki ruhsuz et yığınından ibaret olarak gören o kanser illeti dediğimiz ateizm Rusya'da idareyi ele geçirince, kuvvet sahibi olunca böyle güzel kelamlar, felsefi lakırtılar üzerine kurulmuş olan o görüşlerin neticesinde kuvvet ele geçince 50 milyon insanı katletmekte bir mahsur görmediler. Çin'de ateizm yönetime Ile geçirince 72 milyon insanı katletmekle bir mahsur görmediler. Çünkü ateizm, eğer in ateizm insanın öldükten sonra hayatının olmadığını kabul ettiğinden dolayı insanlar onlar için tek hayattadırlar. Dolayısıyla insanın ruhu da olmadığından insanlar sadece ve sadece ruhsuz et yığınlarıdırlar. İdeolojinin yaşaması için herhangi bir değerleri yoktur. Zaten insan hayatının bir anlamı olmadığını bizzat kendileri de itiraf ettiği gibi, insanın hayatının bir anlamı yoktur diye kendileri de itiraf ettiği gibi, insanın hayatının bir anlamı yoksa ateizm yarın bir devletin el içinde gücü ele geçirirse anlamı olmayan hayatlara sahip olan insanlara ne yapacağı belli değil mi? Şimdi tutup başka medya başka görüşleri, başka yaşantıları, başka inançları tenk eden ateizmin biz eline fırsat geçtiğinde ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Geçen yüzyıldan bu zamana kadar, geçen yüzyıldan bu zamana kadar devletler içinde kuvveti ele geçiren ateizmin kendi halklarına ne yaptığı malumdur. İnsanın ruhsuz et yiğin olarak görünen bu görüşün ve insanın hayatının herhangi bir anlamı olmadığını bizzat kendilerine itiraf ettiği bu görüşün insan insanlara ne yapacağı açık ve net değil midir? Şu anda felsefi lakıtlarla veya süslü cümlelerle eşitlik, adalet, özgürlük gibi insancıl kelimelere serdetmenin hiçbir anlamı yoktur. Bir insanın ne olduğu, ne yapacağı sözlerinden değil, geçmişte o fikrin sahiplerinin neler yaptığından anlaşılır. Hazreti Peygamber Medine'de kimseyi katletmezken, Salahaddin Eyyubi kimseyi katletmezken, Fatih kimseyi katlettirmezken, Osmanlı fethettiği yerlerde kimseyi katlettirmezken, kendi halkına gücünü eline geçirdiğinde ateizmin ne yaptığı Rusya'dan da bellidir, Çin'den de bellidir, Güney Amerika'dan da bellidir dünyanın birçok yerinde bugün daha iyi bellidir. Baktığında ateizmin kuvveti ele geçirme durumunda insanların nasıl hayvanlar gibi katlettiğine, nasıl hayvanlar gibi telef ettiğine bakmak, onların nasıl bir ruh taşıdığını anlama konusunda kafidir. Bir iğnenin kendi kendine olmayacağını kabul etmeyen, bir harfin kendi kendine olamayacağını kabul etmeyen, bir damla sudan insanın yaratıldığını gördüğü halde yaratıcıyı inkar eden bu zihniyetin, insana hiçbir anlam yüklemeyen bu zihniyetin, insana değerlik namına hiçbir şey yüklemeyen bu zihniyetin, yarın kuvveti ele geçirdiğinde ne yapacağını anlamak için tarihe bakmak kafidir. Tarih ve geçmişte yapılanlar onların gelecekte nasıl yapacaklarının da garantisidir. Dolayısıyla geçmişte insanları katleden, geçmişte insanlara rejime uymadığı zaman hayat hakkı vermeyen, masum insanları öldürmekte hiç beis görmeyen bu görüşün, bu zihniyetin gelecekte de ne yapacağı aşikardır. Bundan dolayı süslü lakırtılarla, felsefi lakırtılarla, süslü kelimelerle insancılık, adalet, eşitlik vesaire gibi kendilerinin bile asla inanmadığı o kelimelere sığınıp İslamiyete hücum etmek veya başka dinlere de en azından onlarla kıyaslandığında başka dinde hücum etmek ateizmin hakkı değildir. Ateizm insana değer yüklemez. Ateizme göre insan hayatının bir anlamı yoktur. İnsan hayatına bir anlam yüklemeyen bir görüşün bir devlette de kuvveti ele geçirmesi durumunda ne olacağını anlamak mı çok mu zordur? Ne olacağı belli olmuyor mu? Nitekim yapmışlardır o katliamı yarın da yine yapacaklardır. Dünyanın her tarafında katliam varken, Filistin'de, Türkistan'da katliam varken öyle bir zamanda bu gibi büyük hadiseleri bir kenara bıraktırıp bize evrimi ve Hazreti Ayşe'yi tartıştıran ve kendi içimizdeki hamiyetimiz parça parça getiren bu fikrin bizim üzerimizde hakim olması durumunda yapacağı katliamın, yapacağı rezaletin haddi hududu yoktur. Bizim inancımız, bizim ecdadımızın inancı, bizim kültürümüz, bizim geleneğimiz, bizim var olmamızın nedenidir. İnsanlarda eğer ahirete iman yok ise ahlak gerçekleşmez. İnsanlarda ahlakın olabilmesi için, başkası insanlar için zahmete girebilmesi için o insanın hesaba çekileceği fikrin, fikrinin, hesaba çekileceği imanın olması gerekir. İman yoksa insanda, ahirete iman yoksa insanda ahlak sadece sadece lakırtıda kalır, sadece kelimede kalır. Ahlaklılığı, insancılığı, ahlakın olması için dine gerek olmadığını söyleyenler ellerine güç geçtiklerine ne yaptığını hepsini hepimiz gördük. Öyleyse insanların bir sözlerine değil, onların elinde güç geçtiğinde tarihte ne yaptığına bakarız. İnsanlara yok olacağını söyleyen bir fikir nasıl insanlara saadet getirebilir? İnsanlardaki hamiyet, ebiyet, ebediyet düşüncesi miktarıncadır. Bir otobüse bindiğinde otobüsten biraz sonra ineceğin kimseyle kuracağın muhabbetin derecesi ne kadar olabilir? Bir insandaki muhabbetin miktarı onunla olan dostluğunun süresini Ebediyet üzere hesap ettiğin zaman artacaktır. Bir insanın muhabbeti ebedi hayatının var olmasıyla ancak tam manasıyla inkişaf eder. Anneye diyorsun ki annene sen öleceksin, yok olacaksın, bir daha dirilme yok. Çocuğuna diyorsun ki bir daha dirilme yok. Babaya diyorsun bir daha dirilme yok. Kardeşine diyorsun bir daha dirilme yok. Milletine diyorsun bir daha dirilme yok. Bu insanın milleti hakkında gösterebileceği fedakarlığın ve hamiyetin miktarı ne kadar olabilir? Çok basit derecede, çok basit derecede, milletin hiçbir zaman millete layık olmayacak derecede, çok zivri derecede ancak fedakarlıklar bulunabilir ki bu bir milletin var olmasını tehdit eden en büyük unsurdur. Ateizm denen kanser mikrobu milleti millet için fedakar insanların var olması demek olan o lüzumlu, o zaruri temeli tamamen tahrip etmek anlamına gelir. Çünkü ebedi hayat düşüncesi olmayan kimsenin fedakarlığı çok basit derecede kalır. Bir insanın yok olacağını söylemek, televizyonlara çıkıp, YouTube'lara çıkıp vesairelere çıkıp yok olacaksın ha bak bir daha dirilmeyeceksin, yok olacaksın bak bir daha dirilmeyeceksin, yok olacaksın bak bir daha dirilmeyeceksin diye bütün insanları ebedi mevsiyet yalanına atmak, onları ebedi yani onları dirileceği katından mahrum etmek ve bu yalanın içine girerek gözüyle kainatın yaratıldığını, gözüyle insanın bir damla sudan yaratıldığını, tüm canların yoktan yaratıldığını gözüyle gördüğü halde o yaratılışın bir daha olacağını inkar eden bir aklın bu millete vereceği bir fayda yoktur. Ve vereceği bütün yapacağı işler tahribat hesabına geçer. İnsanlarda bir fikir ortaya çıkan kimse, insanlar arasında yeni bir fikir ileri süren kimse kainattaki mevcut fıtrat kanlına muvaffak hareket etmezse her yaptığı şer ve tahrib hesabına geçer. Ateizm mikrobu, ateizm denen kanser mikrobu bu memleketin ve hatta bütün insanlığın başındaki en büyük beladır. Bu nedenle ellerine fırsat geçtiğinde bir devleti ele geçirdiklerinde ateizm ya da ateizmi destekledi, desteklediği ideolojiler bir devleti ele geçirdiklerinde tarihin şehadetiyle katliamdan başka bir şey yapmamıştır. Tarihin şehadetiyle ateizm katliamdan başka bir şey yapmamıştır. Katliamdan başka bir şey yapmayan ateizm bütün diğer dinlere özellikle İslamiyet'e insancılık noktasında, adalet noktasında, eşitlik noktasında hücum etmesinin hiçbir haklı tarafı yoktur. İslamiyet tarih boyunca zulmü engellemiş. Ateizm ise eline güç geçtiğinde sadece sadece tahribat yapmıştır. Bu nedenle bizim en büyük düşmanımız bizim aklımızın da düşmanı, bizim fikrimizin de düşmanı, bizim hayatımızın da düşmanı, bizim törelerimizin de düşmanı, bizim gencimizin de düşmanı, yaşlımızın da düşmanı, tüm insanlığın düşmanı, mahaser mikrobundan ibaret olan ateizm fikridir.